Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günümüz güzel geçsin inşallah. Biz bugün izinliyiz Barış'la beraber. Bayağı bir uyumuşuz. Saat şu an 10.40, 11'e geliyor. Olsun, her gün uyumuyoruz böyle. Birazcık da gece geç yatınca böyle oldu. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. 4. yılımıza giriyoruz. 3 yılı geride bıraktık. Yani izin günümüze denk geldi. Çok güzel oldu. Şimdi kahvaltı yapacağız. Barış zaten gitmiş, ekmek almış, gelmiş bile. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Domates, salatalık bu şekilde tabak yapmış. Daha sonra şu normal peynir, bu da o yeni aldığımız peynirden. Zeytinleri falan bu şekilde tabakları ayarlamış. Ellerine kollarına sağlık. Ben de hemen çay suyu koydum. Çay atacağım şimdi. Çayımız hazır olsun diye. Ve burada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun Barış'cığım? Anasım şeyle yemiyorsun diye. Yumurtalı istemedin diye. Ben de yumurtasız yapacağım. Yoo, niye sevmedin mi? Hı? Sevmedim, sevdin mi? Sevdim, yedim mi o gün? Bakın Barış domateslerin ortasını kesti. Bardak yardımıyla. İçlerine de böyle incecik doğradı. Geri ortalarına koydu. Böyle. Hazır patatesimiz vardı. Ondan da birazcık çıkardık. Patates yumurta yapacakmış. Bunları kare 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 doğrayacakmış. Bu şekilde canlarım, ben çayı dağıtayım, sonra görüşürüz. Yine kahvaltının son halini gösteremeden yemeğe dalmışız. Acıkmışız demek ki. Böyle patatesli, yumurtalı, kaşarlı sucuk var. Burada da daha demin gösterdiğim. Bu şekilde canlarım, kahvaltımızı yapıyoruz. Bir yandan da filmimize bakıyoruz. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Barış Yazım'ın da ellerine kollarına sağlık. Buyurun gelin, beraber olsun. Afiyet olsun canım. Evet, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yapıldıktan sonra ne olur? Tezgah almış başını gitmiş. Ben şimdi hemen burayı ne yapacağım? Temizleyeceğim. Temizleyip geliyorum. Ve tamamdır. Mutfağımızı da pırıl pırıl yaptığımıza göre şimdilik ne zamanı? Hazırlanma zamanı. Çünkü bugün evlilik yıl dönümü, artık bu kadar iş yeter. Daha fazla yapmayacağım. Gideceğim, süsleneceğim, püsleneceğim. Manavgat'a gideceğiz eşimle beraber. Bakalım ne yapacağız? Ben geldim. Canlarım hazırlandım 2 dakika. 2 dakika değil, bayağı uzun sürmüş de olabilir de 2 dakika diye bilin siz. Üzerimi değiştirdim, saçlarımı güzelce taradım, ondan sonra birazcık makyaj yaptım bugüne özel, şöyle göstereyim. Hazırım. Barış hatta indi bile, beni bekliyor. Ben dedim sen git, ben bir iki dakika geliyorum dedim, sırf size anlatayım durumu diye. Şimdi bakalım Manavgat'a doğru gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz, vallahi bir planımız da yok açıkçası. Öyle bir şeyler yeriz, dolanırız, gezeriz. Sizi de yanımda götüreyim dedim. Elimden geldiği kadar daha video çekmek istiyorum. Bugünün hatırına, anısına. Sabah gördünüz zaten, kahvaltımızı yaptık. Öyle mutfağı toparladım. Daha sonra da hazırlandım. Şimdi de gitme vakti. Evet canlarım, biz Manavgat'tayız şu anda. Birazcık dolandık etrafı. Daha sonra da şimdi ırmak kenarına geldik. Şöyle burada oturuyoruz Barış'la beraber. Suya bakıyoruz, ırmağa bakıyoruz. Su da çok durgun bugün. Bugün biz de çok durgunuz. Aynen. Şu an... Aynen öyle oldu ya. Gerçekten. Bir şey olduk şöyle bir. Şu anda bir durgunluk geldi nedense. Vallahi. Suyun durgunluğu bize yansıdı büyük ihtimalle. Ama sen enerjin yerinde yine de bana göre. Sen niye böyle oldun? Bilmiyorum, bir anda suya fazla bakınca. Normalde bir de canlarım şurada, bakın şurada bir yer var. Hemen şurası. Çardak. Çardak. 4 yıl önce bugün buradaydık. Hayır. 4 yıl önce bugün nikahlıydık biz.
Tabii ki. Evet. Ondan önce evet, ondan yani önce evlilikteki. 4 yıl önce bu sıralarda falan. Bir ay önceden falan. Evet, orada Barış bana evlenme teklif etmişti. Çok ani bir şekilde. Her şeyimiz ani. Ani karar. Bizim nişanımız ani oldu. Evliliğimiz ani oldu. Her şey çok ani ve hızlı gerçekleşti. Gerçekten hayatımız çok hızlı gidiyor. Evet. Bizde bu var herhalde. Birden karar veriyoruz. Evet. Birden pat diye oluveriyor her şey. Aynen. Ya hemen olsun istiyoruz bir de. Beklemek de istemiyoruz. Oturalım, konuşalım, düşünelim diyoruz. Ama bir türlü olmuyor. Hadi deyince anında yapıyoruz. Normalde de bir şeyler yiyeceğiz zaten, yemeği düşünüyoruz zaten de. Ne yiyeceğimize karar veremedik. Nerede yiyeceğimize karar veremedik. Şu beyaz ışık ne ya? Heh. Şu arkada gördüğünüz bir yer var. Çıtır Balık Ekmek Evi diye. Orada mı yesek diye düşündük. Eminönü Çıtır Balık. Şöyle görünüyor zaten. Ama kararsız kaldık. Ne yapacağız bilmiyorum bakalım. Birazdan karar veririz. O zaman size haber veririm ben de. Oturuyoruz şimdilik. Evet, şimdi yine ırmak kenarlarının yanlarındayız. Canım. Ay, konuşamadım bile. Birazcık oturduk zaten gördüğünüz gibi. Şimdi bir şeyler yiyelim diye karar verdik. Bir balıkçı bulduk burada, Fener Balık diye. Hı? Yaptığımız yerler. Bilmem, şöyle yürüyelim dolanalım olmazsa. Nasıl bir yer bilmiyoruz, ilk defa geleceğiz. Bayağı oturanlar falan da var. Fener balıkçısı. Şurası Fener ya. Ha, şurası Fener olduğu için burada Fener balıkçısı. Böyle masalar falan filan var. Baya kalabalık da. Yani şu saat olmasına rağmen. Şurada da oturabiliriz. Güzel bir yer. Canlarım, biz buradan kalktık. Neden kalktınız derseniz. Ay, köpek var. Korktum bir an. Neden kalktınız derseniz, acayip pahalıymış. Bence bu kadar para vermeye gerek yoktu diye düşünüyorum. Gel. Canlarım, saçma bir şekilde ikinci günden merhaba sizlere. Neden saçma bir şekilde? En son balık restorantında kalmıştık. Buraya girelim falan diye düşünmüştük. Biz o restoranta girdik. Girdiğimizde bir çıktık. Niye derseniz, oturduk masaya. Sonra işte geldi böyle, ne yiyeceksiniz falan filan sordular. Tabii ki fiyatları biz görünce böyle oldu, gözlerimiz dört açıldı. Fal taşı gibi. Sadece bir kişi başı 350 TL falandı balık. Balığın bir tanesi 350 TL'ydi. Yok artık. Barış da yediğini düşün. Yiyecek tabii. 300, 650, 700 TL. Yani kafadan bir de bir şeyler içtin falan diyelim. Mezesiz artı zurtu geldiğini düşünün bir de. 1000 milyarla çıkacaksın. Biz kalktık. Allah var, Barış dedi ki yiyelim. Hani sırf ben işi yapmayayım diye. Hani kafeyi terk ettim. Mutlu olayım diye. Aslında ama dedim saçmalama Barış, olur mu öyle şey? Bir hani evlilik yıl dönümümüz diye 1 milyarı yani. Ver yani, dedim hani gerek yok böyle bir şeye. Onun yerine başka bir ihtiyacımızı, borcumuzu, onu bunu kapatırız dedim. Oradan çıktık. Aman Barış dedim, gel dedim, boş ver dedim, illa dışarıda mı yiyeceğiz? Hani zaten ırmak kenarında bayağı oturduk, birazcık dolandık, havamızı aldık, eve gidelim dedim. BİM'e gittik. BİM'den böyle abur cubur bir şeyler aldık. Kuru yemiştir falan filan derkene eve gittik. İlk önce bir şeyler hazırladık. Yemeğimizi yedik. Daha sonra cipsimiz, kolamızı derken öyle takıldık. Bu şekilde kutladık. Ondan dolayı da videoyu çekemedim sizlere. Zaten hediye de almadık birbirimize bu sefer. Ne ben aldım ne Barış aldı. Barış da çünkü biz hep beraberiz Barış'la. Yani bir yere konuşamadım. Ne o yalnız bir yere gidiyor, ne ben yalnız bir yere gidiyorum. Ondan dolayı da birbirimize sürpriz de yapamıyoruz bu konudan dolayı. Dedik en son artık Trend Yol'dan Barış dedi ki ne istersen, ne beğeniyorsan söyle, ben bunu beğeniyorum de, ben sana onu hediye alayım dedi. Dedim güzel fikir. Ben de dedim o zaman sen ne beğeniyorsan bana göster, ben de sana onu hediye olarak alayım dedim. Bu şekilde konuştuk. Daha sonrasından da tekrardan karar verdik. Ne gerek var dedik ya, hediyeye ihtiyacım olan bir şey yok. Olanları da ben zaten kendim sipariş vermiştim. Dedim ki hediyeye de gerek yok. Biz dedim hani gönüller bir olduktan sonra, biz zamanlık mutlu, huzurlu, olur, sağlıklı olduktan sonra ne olacak dedik. Zamanlık hediyenin veyahut da
başka bir şey yapmanın bir gereği olmadığını düşündük. Hem de yani öyle değil mi canım? Tamam diyeceksiniz ki şimdi mesela bazılarınız diyebilir. Hani sonuçta özel bir gün, bir günde olsun kıyın paraya falan diyebilirsiniz. Tabii Ben olsam da kıyamazdım ya aslında. da ucuz bir şey mi kaldı artık? Gayet normal fiyatı da diyebilirsiniz ama bana fiyatı normal gelmedi. Ya karın doyurmak bu her şekilde. Karnın doyuyor. Bir yumurta çaksan da doyuyor. Bir şey yapsan da doyuyor. Bim'de de oluyor balık bazen. Bim'de kalmamış. Kalsaydı eve giderken Bim'den alacaktım balık. Ben yapayım bari diyecektim. Ya günümüz güzel geçti. Ne Sonuçta güzel, iyi kızım, iyi. gezdik, dolandık, geldik. Yani çok da videoyu çekemedim. Onun açıklamasını yapayım dedim sizlere. Biraz hani video saçma Doğru olmuş neyse o. olabilir. Doğru neyse o bir şey Ha. yapamadık. Gittik, yemedik de geri geldik, çıktık oradan. Böyle durum. Şimdi de oteldeyiz. Şu an çıkma saatimiz geliyor, yaklaşıyor dinlenme saati. Şu an yine iyi maşallah karşınızda konuşabiliyorum. Aslında konuşacak yanımız kalmadı. Dün izinliydim zaten. İzine gitmeden önce 10 çıkış. İzinliykene bir çıkış. Ben izinliyken bir çıkışım vardı. Şansa bakın. Hep böyle oluyor. İzin dönüşü bugün de 9 çıkış. 7 sende, 2 de bende 7 oldu. bende, 2 annemdeydi. 9 çıkış yaptık yine. Dile kolay. Yani böyle 9 çıkış deyince hemen bitiyormuş gibi değil. Görünüyor ama değil. Yorulduk bayağı ya bugün. Ama Allah'a şükür bitti. Trendyol'dan da bir şeyler sipariş verdim. İki tane siparişim gelmiş bile. Az önce aradılar, teslim etmişler. Markete bıraktırıyorum ben çünkü evde olmadığım için. Eve gidince bakalım ne sipariş vermişim, ne gelmiş, hangi ürünler gelmiş, onları göstereceğim. Neler aldın? Ne yapayım? Neler İnşallah aldın? gördüğüm gibidir. Yani sorunsuz, hatasız bir şekilde gelir. Bakalım bakalım. Evde görüşürüz o zaman canlarım. Gelice şu an şu dakikaya girdik canlarım. Yani hiç abartısız söylüyorum. Oh kızımla. Kızımla bir aşk yaşayalım dedik değil mi annem? Özledin mi beni? Özledin mi? Özledin mi kurban oldum? Hiç özlemiş gibi durmuyor ama ha. Hadi git. Canlarım biz eve geldik. Oteldeyken de söylediğim gibi kargomuz geldi. İkisi geldi. Hemen onları size göstereceğim. Ve bugün 9 çıkıştan, çıkışlarımdan neler çıktı onları da göstereceğim. Arkanın kusuruna bakmayın. Barış'ın kıyafetleri. Şimdilik neler varmış? Bakalım bakalım. Gelirken Şunları da içeyim önünüzde hemen. şangır 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 diye bir şey varmış gibi. Tuttu Fritti kalbimi aldık Fritti. Bayağıdır içmiyorduk. Alacağım. Fritti ve bir adet de kola aldık. Gelirken soğuk içecek olaraktan. Bekleyin canlarım artık iyice üşendim ha. Neler var? Bakalım bakalım. Trendyol kargolarımı en son göstereceğim. Şş, çıtır. Bakalım. İşte. Öncelikle bayağı var farkındaysanız yani şu kadar daha var. Makyaj temizleme suyu olduğunu düşünüyorum. Onu düşünerekten aldım. Çıkıştan bırakmışlar gitmişler yer kaplamasın diye ben de aldım getirdim. Daha sonra cığıma baya baya dolu üçü bir arada diyor enerji falan işte vücut jeli şey duş jeli erkekler içinmiş men yazıyor greyfurtlu büyük ihtimalle de anladığım kadarıyla bunu Barış için getirdim. Teşekkür ederim. Baya dolu. Daha sonra Saçam kullanılıyor mu? hayır duş jeli. Yapma ya. Evet. Ondan sonra kulak çöpü. Ay tişörtümde de ne kadar uyumlu oldu. Bayağı dolu bu da bakın. Şöyle göstereyim size. Bunu da yer kaplamasın diye götürmemişler herhalde. Olabilir. Sonra cım 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 birazcık. Bu ne? Saç şey değil mi? Hayır. Deodorant bu. Anti deodorant. Men yazıyor. Erkek deodorantı.
Ben de sel spreyi sanıp ondan getirmiştim. Bak hadi iyisin yine Barış. Deodorant 48 saat falan. 48 hafta mı 48 saat mi neyse artık. Böyle bir şey. Bayağı dolu. Bu da senin için. Bu da senin için. Barış'a çalıştım bugün. Daha sonra yine Barış için. Bu da dördü bir arada diyor. Ama ne dördü bir arada bilmiyorum. Erkek. Şöyle duş jeli falandır herhalde. Şampuan, duş jeli hepsi bir karışık da olabilir. Bak bu saça da sürülebilir belki. Ama duş jel diyor. Bakın okuyabiliyorum. Duş jeli. Bu da güzel bir şeye benziyor. Kokusu falan da harika. Bu da senin için hayatım. Rica ederim. Daha sonra lan bu da affedersiniz lan dedim özür dilerim. Bu da Barış için. Bu da erkek. Şöyle üçü bir arada diyor bu da. Duş jeli. Hep duş jeli ya. Ama sen ne istiyorsun? Şampuan. Ya bence bu üçü bir arada dediği için. Ha bak bence saç da diyor burada ha. Bu bak hem duş jeli hem saç olabilir. Karışık. Neyse bir kesin öyle. Kremle şampuanın mı? Olabilir. Hem saç kremi, hem şampuan, hem duş jeli olabilir üçü bir arada. Hadi üçü bir arada bu diyelim. Dördü bir arada ne oluyor? Vallahi onu ben şey de bilmiyorum. Daha sonra dolu dolu diş macunu. Diş macunları ne kadar pahalı biliyoruz. Markası bu. Siz belki anlarsınız. Ama kullanmayız ya. Niye? Onlar şimdi fırçaya koyarken ağızlarına da değmişti. Fırçaya koyarken ağızlarına mı değmiş? Birazını sıkar öyle kullanırız. Yok olmaz onlar. Niye olmasın? Dolu ama. Ama olmaz. Çünkü şöyle biraz şey ya. Eğer hiç kullanmamış olsa belki fırçaya koyarken fırça değdiyse ağzına. Sonuçta ağzına. Ve hepsi dolu biliyor musunuz? Full yani. Vallahi atmaya da kıyamam ki. Bakarız bakarız duruma göre. Bilmiyorum. Sonra birazcık makyaj pamuğu. Bu da bu kapakta bu deodorantın kapağı büyük ihtimalle. Sonracığıma burası poşetimiz bitti. Şu poşette neler var ya? Bu neydi ki? Ha, bu böyle boş bir şey. Kutu. Şöyle. Bunu da almamın amacı çıtıra oynatmak içindi. Hani yere fırlatırım koşar falan. Ay o da açılıverdi. Dur bir dakika. Döner diye beklemiştim ama. Dönerse senindir. Dönmezse zaten senin değildir. Açılmıyor mu bu? Bu çanta herhalde böyle. Al çıtır. Nasıl koşuyor? Sever böyle şeyleri. Daha sonra cıma makyaj temizleme mendili ve birazcık da ıslak mendil ve 36 numara terlik. Barış'ın ayakları 36 numara olduğu için onu düşünüp getirdim bunu da. 6 numara tatlı. Bir de son olarak da da-da-da-dam. Bak o iyiymiş işte. Ne bu? Telefon kılıfı o suyun içine girdiğinde. Evet. Tabi alıyor mu içi almıyor mu bilemeyiz. Belki de alıyor diye bıraktı gitti. Yani yoksa bırakacağını pek sanmıyorum. Buradan kenarı böyle kilitleniyor canlarım. Açılıyor. Açıyorsunuz. Telefonunuzu koyuyorsunuz. Ondan sonra takıyorsunuz. Denizde, havuzda tık 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 mesajlaşıyorsunuz. Bu da böyleydi. Çıkıştan çıkanlar bunlardı canlarım. Şimdi o zaman Trendyol kargosuna geçelim aydın. Haydi o zaman iki paket kargo var. Hediyeler. Ve biri nerede biri de burada. Kocaman iki paket. Şimdi birisi benim, birisi Barış'ın. Ama hangisi benim, hangisi Barış'ın paketlerden onu bilmiyorum. Şimdi ilk hangisini açayım? Barış sen karar ver. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ. Barış bunu istedi. O zaman bunu açalım. Bir de kendininki oluyormuş. Benim. Çok tatlı. Allah'ım. Çok istiyordum.
Ay. Da 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 da. Harika değil mi? Bunu kış için aldım. Pijama. Pijama takımı peluş. Elleyelim bakalım nasılmış. Gerçekten yumuşak mıymış? Ay Barış bildiğin kalın yani. Yumuşacık ha. Kalınlığı buradan belli zaten. Ohoho. Bayağı kalın bayağı güzel bir şeymiş ama gerçekten. Cepli olsaymış keşke. Barış ben şu an var ya sıcak bastı beni ya. Gerçekten neyse, canlarım. Düşünmezsin. Evet. Gerçekten. Kulaklardan mı? Evet. Tam benlik değil mi? Kulakları da var. Beni yakışın. Bununla hep bununla göreceksiniz. Genellikle bununla göreceksiniz. Böyle. Bu kaza. Bu da. Gerçekten kalın. Pijaması. Yani ne kadar telefondan belli oluyor bilmiyorum ama şurası bile yani kapkalın. Şu tam ayak kısmı kapkalın. Ve lastikli. X'laç aldım tabii ki. Rahat olsun diye. Ama denemeyeceğim. Şu an imkanı yok ben bunun içine girip de deneyemem. O derece sıcak. Normalde dur anneciğim. Normalde patik de hediye olarak geliyordu. O gelmemiş bak. Demek ki bilmiyorum. Resimde görünmüyordu ha patiği. Sadece ikisi görünüyordu zaten ama yorumlarda baktığımda patik hediyesi için de teşekkür ederiz yazıyorlardı. Demek ki bana göndermemişler. Sağ olsun hocam. Sağ olsun. Ne yapalım? Harika. Bunu canlarım. Bunun fiyatı 300 TL'ydi. 300 TL'den 250 TL'ye düştü indirime. 250 TL'den de kaça aldım? 221 mi? 250'den de 240'a düştü. 240 TL'ye aldım yani. Paraya gıydım vallahi. Çünkü kışın ben çok üşüyorum. Hem de gerçekten de kalın. Bunu buradan almaya kalksam bile çok pahalı tutar yani. Ucuz bir şey değil. Şimdi geldik Barış'ın kargosuna. Sen açmak ister misin? Sen güzel açıyorsun. Bakalım Barış'ınki nasıl çıkacak? Hayır. Barış'a da pijama takımı aldık. Çıtır poşet yem annem. Pijama takımı aldık. Ay dur. Çıtır şey yiyor. Poşet yiyor da. Hayır. Bir dakika Barış. Oo, Barış seninki kalite. Kalite. Elle bir. Oradan elle. Bak. Vallahi ama. Çok kalın. Hayır. Şşş. Oo. Ola aç olduğunu emin misin bunu? Large. Keşke bittiğimi söyleyeydim. Niye bol olu versin? Kışın üşürsün. İçine kalın bir şey giyeceksin. Değil bu mi? Da hep dar olsun istiyor. Dur bir dakika. Böyle canlarım. Bu siviti. Bu da aşofmanı. Pijama takımı diye geçiyor ama dışarıda da vallahi aşofman takımı olarak giyebilir. O derece güzel. Bir şunu da giy. Hayır Barış yok diye oturdu. Niye öyle diyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Efsane oldun ha. Ben zaten efsaneyim gülüm. Zaten yakışıklıydın. Daha yakışıklı oldun ha. Şey rengi daha... Oo, bu ne kalınlık ya. Polar değil mi içi? Acayip kalın ha biliyor musun? Dur göstereceğim seni bir dakika. Vallahi Barış bir şey söyleyeyim mi? Yük diye oturdu. Hayır. Niye sen bunu bir küçüğü alalım diyorsun ki? O büyük geldi gözüme de. Hayır. Lan bu kadar olur lan. B harfi var. B harfi var bir de. Bir şey söyleyeyim mi? İçin ama şu an senin için atlet var. Ama şu an ben atletle bile yandım. Tamam işte atlet var. Düşünsene bir de kazak giydiğini, bir şey giydiğini uzun kollu. Ama gerçekten çok kalınmış biliyor musun? Gerçekten çok. Ben bu kadar kalın beklemiyordum. Hak ediyor ama değil mi? Hak ediyor yani. Gerçekten yorumlarda da çok iyi yazıyorlardı. Beğendin mi? Güzel. Dur bakalım şurada ne var? Burada da Vice to Say
say goodbye. Anlamı neyse gari. Burada da cepmemiş bu. Vallahi iyiymiş Barış ha. Bu güzel, beğendim. Güle güle giy canım. Bir de içine şöyle bakabilir miyiz? Yani iç kısmına. Polar. Evet canlarım, içini görüyorsunuz polar. Vallahi kalın ya, güzel. Kalın, kalın. Rengi de çok güzel gerçekten. Pijama takımı diyor ya, bunu insan gece yatarken giymez ki, dışarıda giyer. Pijama takımı aşkım. Yatarken ne bileyim bu. Sıcak tutsun. Ya ceketi neyse de aşovman herhalde öyle, ne bileyim. Ben şunu herhalde ceket niyetine bu kuşu bundan geçiririm. Vallahi gayet güzel. Barış zaten sıcağa çok gelemiyor. Canlarım bunun fiyatı da 300 TL'ydi. İndirimden 284 TL'ye aldım. Fiyatını da sonuna kadar bence hak ediyor. Çıtır! Bir yandan kokuyor, bir yandan kendini rahat. Ne yapıyorsun anneciğim ya? Yumuşak mı buldun? Ben sana ne dedim? Senin değil ha? O. Ne dedin? Ne dedim ben sana? He? Ne dedin? Niye yapıyorsun? Niye gözlere gidiyorsun? He? He? Yap bakalım ne diyeceğiz Barış. Niye gözlere gidiyorsun? He? Buraya gel buraya. Niye gözlere gidiyorsun? Kime diyorum ben? He? Niye gözlere gidiyorsun? Hiç kandırma beni, hiç. Niye kandırıyor? Niye kandırıyor? Hırıldıyor lan, sen kızdıkça hırıldıyor ya. Kandırıyor işte. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye böyle? Ne dedim ben sana? He? Dövün mü sen? Bir miyavlıyor, bir miyavlıyor. Bugün miyavlamadı. Böyle canlarım. Şunu biliyor. Ne yakışıklı oldun be sen. Yok ya, dur arada kendime bir bakayım. Bak bakalım. Bakalım sen. Evet arkadaşlar. Pardon. Şimdi ben giydim. Dayanamadı. Sıcak mıcak dinlemedi. Kendi de giydi ayıcık kıyafetini. Sürpriz. Da 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 da. Gerçekten ayı güzel. Ayı değil bu, tavşan bence. Tavşan mı? Ben ayı mıyım? Ayıcık kıyafeti dedim ama. Kulakları da var. Seversin böyle şeyleri. Çok severim ya. Bir şey söyleyeyim mi? İçinde şu an hamamda, hamama girmiş gibi falan hissediyorum. Gerçekten yumuşacık. Zaten içi ve dışı da peluş, polarlı yani. Yumuşacık, bir tık büyük beden daha alabilirmişim. Kalıp farkı var normalde. XX large. Kalıp farkı var. Yoksa ama anlamadığım nokta dediği gibi kalıp farkı var herhalde. Kilolu olan benim. Ben large söyledim. Large evet. Large ben ama o X large onun dar oldu. Çok da dar değil de. Normal. Bir tık dar oldu. Belki giydikçe açılır, belli de olmaz. Yani. Bizim kargolarımız böyleydi canlarım. Artık videomu da burada sonlandıracağım. Sizleri çok seviyorum. Şunu bir çıkartayım, bayılacağım şimdilik. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup destekte bulunmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Düşlerine hayran.